Sonrasındaki aşamalarda 3'ten sonra atlatıldı mı, her şey yoluna mı gidiyor? Nelere dikkat edilmesi lazım 4, 5 ve sonraki aylar için? Şimdi öncelikle ilk 3 ay içerisinde hani gebeliğe adım atarken, hatta bunları hani gebe kalmadan önce de anne adaylarının yapmasını çoğu zaman söylüyoruz. İşte kan sayımı, tiroid testleri, şeker testleri, rutin karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını test ettiğimiz kan değerleri, hepatit markerları, işte karaciğer enzimleri gibi, öncelikle bunları yaptırmayan anne adaylarının ilk 3 ay içerisinde bu değerlerini bir kontrol ediyoruz. Bazı enfeksiyon parametrelerini. Eğer bu değerler normal ise ilk 3 ay içerisinde öncelikle folik asit desteği yapıyoruz gebelerimize. Hatta bunu öncelikle diyoruz ki bizim için önemli olan planlı gebelikler, kontrollü gebelikler, istenmeyen gebelikleri bu aşamalarda önlemeye çalışıyoruz. Planlı gebeliklerden kastımız da gebe kalmadan önceki dönemlerde folik asit desteğine başlaması anne adaylarının. Onun için de gebe kalmadan önceki 3 aylık dönemde ve gebeliğin ilk 3 ayında folik asit desteğini sağlıyoruz. Eğer kan değerlerinde, işte B12'sinde, vitamin D'sinde veya hemogram değerlerinde herhangi bir problem varsa ona yönelik takviyelerde bulunuyoruz. Ama ilk 3 ay şu açıdan önemli. Beslenmenin en yetersiz olduğu dönem gebeler açısından. Çünkü mide, bağırsak fonksiyonları değişiyor. Özellikle mideyle ilgili mide bulantılarının çok sık yaşandığı dönem, işte gebenin reflüsü varsa onun daha da bir şiddetlendiği dönem. Dolayısıyla da besin anlamında anneler biraz daha geride kalabiliyorlar. Sıvı alımında yetersiz kalabiliyorlar. Onun için de hani bu dönemde gıda takviyeleri biraz daha önem kazanıyor. Üçüncü aydan sonrasında ise işte yavaş yavaş artık normal beslenmesine dönmeye başlıyor anne adayı. Bu sefer de iştahın açıldığı ve iştahın kontrol edilememeye başladığı bir döneme geçiyoruz. Kilo kaybından kilo alımına doğru ilerliyoruz. Onun için de her zaman diyoruz ki kontrollü beslenin. İki kişilik değil. Sadece kendiniz için yiyin. Çocuklar zaten, bebekler zaten sizin yediklerinizden, sizin depolarınızdan faydalanacaklar ki kaldı ki 3. aydan sonra demir takviyesine, işte multivitamin takviyelerine, 4-5. ay gibi yine omega 3 takviyelerine başlıyoruz gebelerde. 3. aydan sonra giderek düşük riskimiz azalıyor. Her dönemin tabii ki kendine özgü riskleri var ama ortadaki 3 aylık dönem, ikinci trimester dediğimiz dönem genellikle en rahat geçen anne adayları için. Balayı dönemi dediğimiz dönem, çoğu kişi hatta o dönemde gebe olduğunu da unutup normal günlük rutin hayatında nasıl yaşıyorsa öyle yaşamaya devam ediyor. Herhangi bir ağırlık, yük veya beslenmeyle ilgili bir problem yaşamıyor ta ki ağırlaşıp o 3. en son 3 aya gelene geçene kadar.